Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biz gördüğünüz gibi parkta oturuyoruz. Alışverişe gitmiştik. Benim çok istediğim ve çok gerekli olduğunu düşündüğüm bir şeyi almaya gittik. Airfryer. Arkadaşlar, şimdi herkesin evinde olduğunu düşündüğüm çok pratik ve çok kullanışlı bir alet. Tabii onun yanında ihtiyacımız olan ocağı da aldık. Ocağa ihtiyacımız vardı. Artık bizimki o kadar kullanışsız hale gelmişti ki değiştirmemiz şarttı. Biz de bir ocak almaya karar verdik Airfryer'in yanında. Ocağımızın markası Ferre set üstü cam ocak diye geçiyor. Kodunu vesaire hatırlamıyorum. O yüzden buraya yazamayacağım. Airfryer olarak da Arzum'un 6 litrelik 8 programlı dijital ekranlı Airfryer'ini almaya karar verdik. Bizimki rose rengi. Gold da diyebilirsiniz. Bir de gümüş rengi var. İki rengi ama sadece o sapında, yani tutma yerinde rengi var. Arkadaşlar çok rahatsız etmiyor yani. Renklerinin farklı olmasının pek bir önemi yok. Evet. Bu videoyu çekeli 3 hafta oldu arkadaşlar. 3 haftadır bu Airfryer'i kullanıyorum. Arada misafirlerimiz geldi gitti. Düğünümüz oldu, halamın oğlunun, kuzenimin. O yüzden bu video aksadı. Aksaması da aslında daha iyi oldu. Çünkü deneyimleme fırsatı buldum. Videoyu yüklemeden kullanıp size anlatmak istiyordum. 3 haftadır misafir varken de aldığımız ilk günden beridir kullanıyorum arkadaşlar. Ben şunu söyleyebilirim. Çok memnun kaldım. Aşırı pratik ve aşırı temiz oluyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Biber, patates, köfte, tavuk. Tüm tavuk yaptım içerisinde denemek için. O da çok lezzetli oldu. Bu videonun devamına patates kızartması ve köfte nasıl kızarttım içerisinde. Onların videosunu ekledim. Onlar benim ilk kullanımdı, ilk deneyimimdi. Onları da buraya ekledim. Arkadaşlar tabii ki her evde olan insan gibi ben de ilk olarak patates kızartmasını da deneyeceğim. Bilmiyorum nasıl olacak bu ilk yapışım. Umarım güzel olur. Bu arada yağ işte püskürtüyorlar üzerine. Sprey yağlıkla. Benim ondan yok. Daha içerisine pişirme kağıdı falan alacağım. Airfryer'e uygun pişirme kağıtları oluyor ya, onlardan. O yağlık şey, sprey yağlıktan falan alacağım. Ama şimdi onlar alınana kadar denemek istedim. Ben şöyle iki orta boy patates doğruyorum. Şimdi bunu çıkartayım. Duydun mu babam? İçeride. Evet arkadaşlar, şöyle çıkarttım. Hepsini atsam çok mu gelir? Yok, çok da gelmedi. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi bunun yerine oturtuyorum ya. Yağ koyacağım. Benim yağ şeyim olmadığı için şöyle normal yağlıkla koyacağım. Tuz atalım. Bayağı bir tuz oldu sanki. Şöyle görebilirsiniz. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet, bu yağ yeterli galiba. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum.
Patates kızartmasını seçeceğim. 20 dakikada başlattım arkadaşlar. 200 derecede 20 dakika. Umarım güzelce pişer. Şu an çok merak ediyorum da ne çıkacak. Bu arada kuldu falan da maalesef battı. Onları falan da sileceğim zaten. Yalnız sonucu o kadar merak ediyorum ki. Neyse sizinle birlikte göreceğiz. 8 dakikası kaldı arkadaşlar. Şu şekilde çalışıyor. Derecesini gösteriyor. 200 derecede 20 dakika olarak kendisi ayarladı. Ben patates kızartmayı seçince zaten gördünüz. 8 dakika kaldı. Ben 10 dakika olunca yani yarıya gelince şuradaki tuşa basıp bir durdurdum. Çıkartıp böyle patatesi bir alt üst yaptım. Sonra tekrardan koyup o düğmeye basıp tekrardan çalıştırdım. O da kaldığı yerden devam etti. Yalnız karıştırırken şunu fark ettim. Çok güzel yapıyor. Yani 10 dakikada çok güzel bir şekilde neredeyse pişirmiş gibi ama ben bayağı bir çok yapmıştım. Yine tekrardan bir tane daha böyle doğradım. O yüzden 20 dakika bayağı iyi yetecektir. Yani iki böyle büyük boy patatese. Bakalım birazdan çıkacak. 7 dakika kaldı. Göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar ben şöyle buzluktan köfte de çıkardım. Köfte de yapmaya karar verdim. Bunun da 2 dakikası kaldı. Şimdi birazdan çıkaracağım. Ben tekrardan 5 dakika kala bir tekrardan böyle bir çıkardım. Alt üst ettim. Bu şekilde daha iyi kızarır diye düşündüm. Bakalım çıkınca siz de göreceksiniz. Bu köfteyi de arkadaşlar biftek şeklinde kızartacağım. Yani biftek bölümünde. Ona kaç dakika kaç ayar verir bilmiyorum. Ona göre hesaplayacağım. Burada 10 tane var. Böyle denemek için çıkardım. Önceden yapıp buzluğa atmıştık. Buzlu atınca ne olur bilmiyorum. Onu da deneyeceğiz. Evet, bir dakikamız kaldı. Evet, bitti. Bakın. Şöyle daha iyi bakarsınız. Şuraya dökeyim arkadaşlar. Bunu şimdi birazdan inceleriz. Ben şu ikinci patatesi de koyayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar, ikinciyi attım. Şöyle görebilirsiniz. Burası 20 dakikada oldu ama patatesleri zaten siz de gördünüz. Çok büyüktü ve ben de çok kalın doğradım. Şu şekilde görebilirsiniz. Çok güzel yapmış. Bir de tadına bakacağım. İnanın. Kızartmadan hiçbir farkı yok. Ve çok güzel olmuş. Bakalım köfteye de aynı şekilde yapacak mı? Evet arkadaşlar, benim ikinci patatesim de çıktı. Ben çok 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 sevdim. Bayağı pratik oldu yani. Toplamda böyle 20-25 dakikada bu kadar bayağı 3 patates, büyük patatesi kızarttı tam da istediğim gibi. Ben sofraya koydum bu arada, yanına domates, salatalık falan dinmiştim. Köfteyi koydum. Köftenin son halinin kısa bir videosunu çekelim. O yüzden bu videoyu burada kapatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Airfryer'de yapmak istediğim birçok şey var. Onu çekip çekip buraya koyacağım ama sizin de istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onları da denerim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, köftenin videosunu koyacağım demiştim ama maalesef koyamadım. Kendisi 8 dakikada 200 derecede çok güzel bir şekilde pişti. İçi yumuşacık, sulu sulu oldu. Dışı da kızardı güzelce. Hiç yağ koymadım. Tuz falan da atmadım. Zaten kıymayı kendisi köfte yaparken eklemiştim. Öylece buzlu bir şekilde dizdim ve kızarttım. Dediğim gibi 8 dakikada pişti. Çok güzel oldu. Yumuşacıktı. Biz yedik. O an hiç aklıma gelmedi söylediğim ama unuttum maalesef.
Burada da onu söylemek istedim. Biz şimdi mısır yapıyoruz. Kendi bahçemizden mısırımız. Çok lezzetli oluyor. Satın alma mısırı hiç sevmiyorum. Biz kendimiz ekiyoruz bu şekilde. Sürekli de yiyoruz közleyerek. Çok lezzetli oluyor. Bunun devamına da eklemek istedim. Zaten çok anlatılacak bir şey yok mısırın. O yüzden umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.